İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde sık sık dikkat çektiği israf ve makam araçları konusunda harekete geçti. Araçlar konusunu ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Bakın ne dedim? Az önce açıkladığım o israfla ilgili 357 milyon lira tablo daha başlanmıştı. Keşke bütün bilgilere pat diye ulaşabilsek, her şey önümüze bir günde gelebilse, olmuyor. Araçla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Ne yazık ki. Bununla ilgili de çok yakın bir vakitte sizleri de davet edeceğimiz ve araçları, yani nasıl bir israfın olduğunu sizlerin gözünün önüne sereceğimiz bir buluşmamız olacak. İBB tarafından ücreti ödenen yüzlerce araç İstanbul'da Yeni Kapı Meydanı'na getirilmeye başlandı. Araçların toplanmaya başlamasıyla Yeni Kapı adeta araç sergisine dönüştü. Yeni Kapı'ya getirilen yüzlerce araca dair fotoğraf ve video sosyal medyada hızla yayıldı. Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra israfla mücadele edeceği sözünü vermişti. İhtiyaç dışı kiralanan makam araçları bunların başında geliyor. İmamoğlu seçim kampanyasında yaptığı açıklamada ihtiyaç dışı araç masrafının 120 milyon Türk lirası olduğunu söylemişti. İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsilli araç bulunduğu belirtilmişti.